Bekir Hazar Kirli Çamaşırlar Fransa'da en büyük güç Yahudi Cemaatleri Konseyi Siyar Tüm başkanları perde arkasında küreselcilerin hakim olduğu bu kurum seçer. Üst düzey alt kadro atamalarının tamamı bu kurumdan yapılır. Hatta her yeni seçilen başkanın özel kalem müdüründen danışmanı olacak isimlere kadar tüm adaylar Siyar gelir. Sarkozy'den Holland ve Macron'a kadar tüm başkanlar CRIF toplantılarında görücüye çıkmış, onay almış ve Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştur. CRIF 2013 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Holland'a ters düştü. Hatta Holland kendine o kadar güveniyordu ki CRIF'in Paris'e ilgili özel taleplerini reddetti. Bu olaydan sadece iki hafta sonra 2014 Ocak'ta Closer dergisi Holland'ın siyasi hayatını bitiren kapakla çıktı. Holland, Julia Gayet adlı oyuncuyla yasak aşk yaşıyordu. Bu olay sonrası Holland artık siyasi suikast kurbanı olan kili çamaşırları ortalığa saçılan bir politikacıydı. O hafta kendisini arayansa dünyanın en güçlü adamlarından biriydi. O CRIF'te bir numaralı söz sahibi David Rene James Rothschild. New York Paris hattında tüm hayatını geçiren David Rene James Rothschild, Hollanda seni cumhurbaşkanı yaparken söz vermiştin. CRIF'in kararlarını sorgulamayacaktın dedi. Hollanda'dan sonra göreve gelen belki de en tescilli Cumhurbaşkanı Macron'du ancak o da Fransız derin devleti karşısında pes etti ve Rochelt ailesini kızdırdı. O da koltukta artık son aylarını yaşıyor. Sarkozy de kendini çok güçlü sanıyordu. O da bu hatayı yaptı. CRIF'e kusur işledi. Ertesi hafta Libya'dan aldığı milyonlarca dolar rüşvet medyaya sızdı. Fransız devletini verdiği paralarla güçlü tutan Rothschild yeni cumhurbaşkanı adayını da seçti. CRIF toplantılarını dikkatlice izlersek bu ismi buluruz. Macron geçen ay David Rene James de Rothschild'i ziyaret etti. İhtişamlı koltuğunda oturan David Rene James, Macron'u ayakta bekletip azarladı. Fransa Cumhurbaşkanı sessizce bekledi ve gitti. CRIF'in gücü dünyanın en zengin ailesinden gelir. Bunu her Fransız politikacı da bilir. Fransa'da durumlar böyle. Yahudi Cemaatler Konseyi kimi işaret ederse o seçilir. Koltuğa oturan hata yaparsa medyaya her türlü skandalı sızdırılır. Bir de Amerika'da Dünya Yahudi Kongresi adlı kuruluş vardır. Fransızların CIAF'i bu konseye göbekten bağlıdır. Konsey deliler gibi Kasım seçimlerinde başkan adayı Joe Biden'ı destekliyor. Konseyin New York'ta yapılan toplantısına Joe Biden da katıldı. Kendisini Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl ödülü takdim edilince gaza geldi. Ben Siyonistim dedi. Siyonist olmak için illa Yahudi olmak gerekmiyor diye ekledi. Saygılarını sundu ve başkan adaylığına seçildi ancak Amerika'da Fransa'nın aksine bu defa Yahudi konseyinin sonuna kadar desteklediği Joe Biden'ın oğluna ait mailler ortalığa saçıldı medyaya sızdı. Ukrayna'daki bir şirket Joe Biden'ın oğluna senin gücünden nasıl yararlanabiliriz diye mail atıyordu. Hemen akabinde de Joe'nun oğlu Ukraynalı şirketin yönetim kuruluna 50 bin dolar maaşla veriyordu bunun ABD'yi ve dünyayı ayağa kaldırması gerekiyordu. Amerikan yasalarına göre siyasi nüfuzu kullanmak suçtu. Mailler Biden'ın başkanlığını etkileyecek kadar tehlikeliydi. Ancak Facebook ve Twitter, FBI tarafından medyaya sızdırılan bu bilgilere sayfalarını kapattı. Halbuki Trump'ın karısına, kızına kadar aleyhte ne varsa giriyorlardı. Sosyal medya bu davranışta seçimde küreselcilerin yanında olduklarını ilan etti. Dünya medyası da pek ilgilenmedi. BBC bile tek satır haber yapmadı. Yurt dışında siyasi gücü ticari amaçlar için kullanıyor diye kendisine hukuk darbesi yapılmak istenen Trump, aynı yöntemle ve FBI aracılığıyla küreselcilerin siyonist adayına golü atmıştı. Aslında bir golde Netanyahu'nun kalesindeydi. Trump yönetimi, küreselcilerin büyüttüğü Çin'le İsrail'in anlaşmalarını askıya almasını istemiş, hemen ertesinde Pekin'in Tel Aviv elçisi öldürülerek gözdağı verilmişti. Netanyahu da ABD ziyaretinde bavullar dolusu kirli çamaşırını getirip diplomatik teamüllere aykırı olarak Beyaz Saray'da yıkatmıştı. Siz kimsiniz ki? Ancak kirli çamaşırlarımın temizleyicisi olursunuz mesajı vermişti. Kavga büyük. Normal olarak Amerikan mahkemelerinde bu mailler delil olarak kabul edilip Türkiye'de Erdoğan'ı devireceğim, muhalefete destek vereceğim. Ben Siyonistim diyen Joe Biden için ışıkların yanması, soruşturma açılması gerekiyor. Bakalım, gelecek küreselcilerin olmayacak diyen Trump ve kirli çamaşırları ortalığa saçılan Joe Biden kavgası nereye varacak? Bekir Hazar Kerem Alkin Doların geleceği ve başkanlık seçimi ABD tarihinin en ilginç başkanlık seçimlerinden birisini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Elbette iki aday arasındaki mücadele büyük bir merakla takip ediliyor. Tarihin en sert mesajlarla bezenmiş adaylarının neredeyse birbirlerine doğrudan hakaret ettikleri bir ortamda tuhaf senaryolar da konuşulmakta. Sokaktaki vatandaşı geçelim. Facebook'un kurucularından Zuckerberg'in dahi seçim gecesi ve sonrasında sokakta silahlı çatışmalar ve adaylar lehine direnişler yaşanabileceği endişesini dile getirmesi hem seçim gününe kadar hem seçim günü ve sonrasında yaşanacakları epey konuşacağımıza işaret ediyor. Bununla birlikte uluslararası ekonomi çevreleri Trump veya Biden'dan hangisinin ABD'nin bir sonraki başkanı olması halinde küresel ekonomi politik sisteme ne tür etkileri olacağını da derinlemesine tartışmaktalar. Başkan Trump'ın seçilmesi halinde Çin ve İran'la gerginliği daha da tırmandıracağı, Körfez'de ve Orta Doğu'da İsrail lehine bölgesel dengeleri değiştirmeyi sürdüreceği, Rusya ile ve Avrupa Birliği ile hayli inişli çıkışı bir ilişki setinin devam edeceği anlaşılıyor. Uzmanlar böyle bir tablonun ABD dolayının performansı ve değeri açısından hayli yorucu olacağı konusunda hemfikirler. Buna karşılık Biden'ın başkan seçilmesi halinde Trump dönemindeki Çin, İran ve Orta Doğu politikalarının aynı sertlikte ve gerginliği daha da tırmandıracak bir şekilde yönetilmeyeceği yönündeki kanaat hayli güçlü. Bu noktada ABD-Avrupa Birliği ilişkilerine de yeni bir soluk getirilmesi kuvvete muhtemel gözüküyor. Rusya konusu ise Biden yönetimi döneminde biraz daha karışık olacak gibi gözlemlenmekte. Bu nedenle küresel ekonomi, politik sistem adına daha az gerginlik çıkaracak, tersine tansiyonu bir ölçüde indirecek bir Biden'ın ABD dolarının değeri ve performansı açısından daha olumlu bir sonuca sebep olabileceği düşünülüyor. Dünyanın merak ettiği en kritik konu ise Trump'ın yeniden seçilmesi halinde ABD'nin işine gelmeyen projeler ve ülkeler arası işbirlikler nedeniyle uluslararası hukuka aykırı ve onaylanmayan yaptırımları, ambargoları uygulamaya devam edip etmeyeceği. Bunun da ötesinde dolar cinsinden uluslararası ödeme ve transfer sistemini bir tehdit unsuru, tehdit mekanizması olarak kullanıp kullanmayacağı. Doğrusu Biden'ın da eğer sıkıştırmak istiyorsa kendi döneminde bu tür yöntemlere başvurmasının zayıf bir ihtimal olmadığına işaret ediliyor. Ancak hangi başkan göreve gelirse gelsin ABD'nin doları dolar cinsinden uluslararası ödemeler ve para transfer sistemini bir tehdit aracı olarak kullanması ABD dolarının küresel rezerv para olma özelliğini doğrudan tehdit eden en büyük hata. ABD'nin kendi topuğuna kurşun sıkması anlamına geliyor. Bu nedenle ABD'nin bu tutumunda ısrarcı olması halinde doların geleceğinde euro, renminbi ve altın lehine merkez bankalarının rezervlerinde önemli pay kaybı kaçınılmaz gözüküyor. Kerem Alkin